Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması beklenen ve futbolun yeni patronu olacağı iddia edilen Antero Henrique'yi konuşacağız. Portekizli futbol adamının sportif direktörlük kariyerinden, keşfettiği oyunculardan ve Antero Henrique transferinin Fenerbahçe'nin futbol yönetimi açısından verdiği mesajları birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız Fenerbahçelilerin ve futbol severlerin çok keyif alacağını düşündüğümüz bu içeriğimizin startını veriyoruz. Başlıyoruz. 53 yaşındaki Portekizli futbol adamı ismini ülkesinin Porto takımında duyurdu. 2005-2006 sezonunda göreve gelen Henrique 11 yıl boyunca Porto'da 7 lig ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Porto'da görev yaptığı süre içerisinde Falcao, James Rodriguez, Jackson Martinez, Pepe, Hulk, Moutinho ve Mangala gibi önemli yıldızları genç yaşta keşfedip sonrasında büyük bonservis bedelleriyle satılmasını sağlayan kilit isimlerin başında geliyordu. Henrique Porto kariyerinde André Villas-Boas'ın yardımcısı olan Vitor Pereira'nın da Porto'nun başına teknik adam olarak geçmesini sağlayan isimdi. İkili Porto'da tam 3 yıl birlikte çalıştı. 2006'da Paris Saint-Germain futbol direktörlüğüne getirilen ve 2 yıl bu görevde kalan Henrique'nin Paris Saint-Germain kulübünde hayli ilginç bir transfer ve gönderiş hikayesi olduğunu da söylemeliyiz. 2017'deki Coupe de France finalinden sonra Olivier Letang'ın ayrılmasıyla Paris Saint-Germain'e gelen Antero Henrique, kulübün sahibi Nasser El Halafi'nin tercihi değildi. Paris ekibi Atletico Madrid'in sportif direktörü André Berta ile çalışmayı çok istiyordu. Ancak Berta'nın Atletico'da kalmak istemesi, rotanın Henrique'ye çevrilmesini sağlamıştı. Henrique'nin ilk transfer döneminde Neymar ve Mbappe'yi satın aldığını biliyoruz. Bu transferlerden Neymar hamlesinin Fini Zahavi'nin büyük etkisiyle yapıldığı da bir gerçek olsa da sonuçta bu transferi bitiren Antero Henrique'ydi. Dolayısıyla görev yaptığı süre boyunca bu iki transfer Antero'nun en büyük kozlarıydı. Ancak zaman içerisinde gelen sportif başarısızlıklar sonunda Portekizli kulüpten oldukça kötü bir imajla ayrıldı. Kulüp eski futbolcuları Leonardo'ya tekrar devam etmek zorunda kaldı. Bonjour à tous. C'était attendu depuis des semaines et c'est désormais acté. Antero Henrique quitte le Paris Saint-Germain après 2 années dans la capitale parisienne. Leonardo devrait le remplacer dans les prochains jours. Antero Henrique n'aura pas survécu à la fin de saison 2019. Le directeur sportif du PS. Arkadaşlar, Henrique'nin Paris'te sonunu hazırlayan birkaç önemli olay vardı. İsterseniz bunlara biraz bakalım. Bunların belki de en önemlisi takımın direncini sağlayacak kaliteli orta saha hamlelerini bir türlü yapamamış olmasıydı. Motta'nın futbolu bırakmasından sonra o bölgeye takviye gerekiyordu. Ancak Henrique gerekli aksiyonu bir türlü alamamıştı. Hemen her transfer periyodunda da bu gündem oldu. Üstelik daha sonra Barcelona'ya gidecek olan orta saha oyuncusu Frankie de Jong'un transfer edilememesi de büyük bir başarısızlık olarak Paris medyasında görüldüğünü söylemek gerekiyor. Gündem olan bir başka konu da 2019 yılında Henrique'nin Jerome Boateng'in transferi hakkında görüşmek için Uli Hoeneß'le yapılacak transfer toplantısına katılmamasıydı. Hoeneß transfer görüşmelerindeki tutumundan dolayı Henrique'yi eleştirmiş ve 2 kere verdiği özel bir demeçte Paris Saint-Germain yönetimine sportif direktörlerini değiştirmeyi tavsiye ederim açıklamasını yapmıştı. Tüm bunlar Nasser El Khelaifi için bardağı taşıran olaylar zincirinin özeti gibiydi. Henrique, Haziran 2019'da Paris Saint-Germain'deki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Hoeneß attackiert PSG Sportdirektor. Nach dem geplatzten Wechsel von Jerome Boateng zu Paris Saint-Germain kritisiert Uli Hoeneß seinen Verhandlungspartner Antero Henrique. Ich würde Paris raten, den Sportdirektor auszutauschen. Wenn PSG ein Weltklub sein will, kann sich der Verein einen solchen Sportdirektor nicht leisten, sagte Hoeneß im Kicker. Peki Fenerbahçe yönetimi Antero Henrique transferiyle neye hedefliyor? Ali Koç'un başkan olduğu dönemlerde sürekli altını çizdiği, tüketen değil, doğru oyuncuyu, doğru yaşta, doğru fiyata bulan ve bu oyuncuları sportif başarıyla değer katıp satan ve kendi ekonomisini güçlendiren kurumsal bir futbol organizasyonu hedefi vardı. Hatta birkaç röportajında bu çizdiği hedefe en uygun kulüplerin Porto, Sporting Lisbon, Benfica gibi Portekiz takımları olduğunda açıklamıştı. Bu hedef için modern futbol kulüplerinde doğru şekilde işletilen sportif direktörlük makamının çok kilit bir rol oynadığını da biliyordu. Bu sebeple önce Comolli, sonra Emre Belezoğlu ile bu pozisyonu işlerini kazandırmak istediyse de ne yazık ki bu iki isimden istediklerini alamadı.
Fenerbahçe şimdi Henrique ile tam 4 futbol devrimini yapmayı planlıyor. 1. Henrique transferiyle Fenerbahçe çok zayıf olduğu Güney Amerika futbol pazarında etkili rol oynayıp genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları takıma doğru zamanda kazandırmak istiyor. 2. Henrique transferiyle Vitor Pereira ile birbirini tamamlayan, birbirine güvenen bir futbol organizasyonu kurup başarı hedefliyor. 3. Henrique transferiyle sportif direktör pazarında isim olarak çok güçlü bir profille elindeki oyuncuları doğru bağlantılarla doğru fiyatlara elden çıkartmak istiyor. 4. Henrique transferiyle başkan olduğu gün açıkladığı ve herkesin genel sportif başarısızlıklar sonrası eleştirdiği vizyon felsefesini altını doldurup Fenerbahçe'de futbolu profesyonelce yönetmek istiyor. Peki arkadaşlar, Antero Henrique bu iş için doğru isim mi? Ali Koç'un birçok defa hem futbol organizasyonu hem futbol kültürü hem de hedef kulüp olarak Portekiz takımlarını benchmark gösterdiğini biliyoruz. Bu düşüncenin bir ürünü olarak Vitor Pereira tercih edildi ve bu düşüncenin bir ürünü olarak da Henrique tercih ediliyor olabilir. Antero Henrique Porto'da oyuncu keşfi konusunda çok önemli işleri imza atmış ve kulüpte ciddi devamlılık sağlamış bir isim. Ama Paris Saint Germain gibi oyuncu yetiştiren değil, tüketen, transferde büyük paralar harcayan bir üst ligin takımında başarılı olamadı. Fenerbahçe için hedef Porto Benfica olmaksa o zaman Henrique bu anlamda alınabilecek en doğru sportif direktör diyebiliriz. Bakalım Fenerbahçe yönetimi Antero Henrique ile sportif direktörlük konusunda bir anlaşma yapacak mı? Göreceğiz. Evet arkadaşlar, yine bir solukta Fenerbahçe Futbol Şubesi'nin sportif direktörü olacağı konuşulan Antero Henrique'yi incelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi için her birinize sonsuz teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.